Arkadaşlar merhabalar. Bu videomla birlikte Canan Kara ile TYT AYT Geometri Kampı'nın 28. hafta videolarına başlıyoruz. Ne işleyeceğiz? Silindir. İki video ile geçeceğiz. Geçen hafta sizi çok yorduk. Belki yetiştirememişsinizdir. O yüzden bu haftayı iki video ile halledeceğiz arkadaşlar. Silindir aynı zamanda bir prizma olduğundan her iki sınavda da çıkabilecek bir konu ki geçen sene herhalde böyle düşündüler ve TYT'de sordular arkadaşlar. O yüzden bu konuyu sadece ve sadece TYT çalışacak arkadaşlar da ihmal etmesin. Konu içerisinde de göreceksiniz zaten gerçekten de öyle. TYT'ye de yakışan bir konu. Çünkü bir prizma olduğundan dolayı. Evet iki videonun ilkiyle hadi bakalım dersimize başlayalım. Silindir tanımıyla başlayalım. Tabanı daire olan prizmaya silindir denir. Madem bir prizma hemen biz bütün alanı hacmi bulabiliriz arkadaşım. Niye? Hacim dediğimiz şey bütün prizmalarda neydi? Taban alanı çarpı yükseklik tabanı bir daire değil mi? Evet tabanı bir daire olduğundan dolayı pi r kare taban alanı çarpı yükseklik bize neyi verecektir? Hacmi verecektir. Peki alan dediğimiz şey neydi? Alan da taban alanları artı yanal alandı. E, bir yanal alanı ezberleyin demiştim. Zaten prizmalarda pek bir şey yok. Bir hacmin genel formülünü bilin demiştim. Taban alanı çarpı yükseklik bir de yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik olduğunu bilin diye söylemiştim. E, bu da bir prizmaysa aynı mantıktan çıkacak. Taban alanları nedir? taban alanları 2 tane pi r karedir değil mi? Çünkü taban alanı pi r kare. E bundan 2 tane var. 2 tane pi r kare. Artı yan alan. Yan alan da taban çevresiydi. Taban çevresi çarpı yükseklikti. E burası 2 pi r'ydi. O zaman burası 2 pi r çarpı haşa eşit olacak. Peki hocam açılışı nasıldır? Yüzey sorularında falan karşımıza çıkacak. Bak şimdi açılışa dikkat et. Açılış şu. Gördüğünüz üzere şöyle silindir olduğunu görüyorsunuz. Değil mi? Silindir. Silindiri açalım. Hop açtığınız zaman ne geldi? Bir dikdörtgen geldi. Zaten prizmaların açılımında diğer yan yüzeylerin hepsi bir dikdörtgen oluşturmuyor muydu? Evet. E, bu da bir silindir. E, bu da bir prizma. E, burada da ne çıkacak karşımıza? Bir dikdörtgen çıkacak yan yüzeyi açtığımız zaman. Yalnız yan yüzeyi açmadan önce dikkat et. Şu kapaklar var değil mi burada? Şurada kapaklar var. Açtığın zaman kapakları da unutmayalım. Açtık. E kapakları da şöyle alta ve üste koyduğumuz zaman da olay bitti. Asıl açılımı şekilde gördüğünüz gibi. Peki açmadan önce şunu da söyleyeyim. Şurası dairenin çevresi kadar değil mi arkadaşım? Evet dairenin çevresi. Bak şuradan açtığın zaman şöyle. Şu iki noktaya dikkat et. Şunu birleştirdiğimiz zaman bunlar birleşiyor. Birleştirdik. Şöyle. Açtığın zaman da şurasını. Şurasını şöyle açtığımız zaman. Hop şurası. Yani şurası. Dairenin çevresi kadar olmuyor mu? Oluyor. Çünkü önceden burası daire kadardı. Açtığın zaman burası da dairenin çevresi kadar oluyor. İşte açılışta yan yüzeyde zaten neydi arkadaşlar? Burası tabanın çevresi kadardı. Yani 2 pi olduğunu şeklen kağıtta gördünüz. E burası iki pi burası da h. Açarak da yapabilirsin. Ama ben size ne dedim? Bütün prizmalarda yan yüzeylerde yani yanal alanda taban çevresi çarpı yükseklik. E bunu biliyorsan bunu da buraya uyarlarsın. Açarak da yapabilirsin tabii. 2 pi r burası h burası o zaman 2 pi r h yanal alanı da eşit oluyor dersin. E burası pi r kare burası da pi r kare deyip tüm alanı da bu şekilde yine bulmuş olabilirsin. Tabii ki sana kalmış ama bu prizmada daha doğrusu silindirde prizma mantığını düşünerek soruları daha rahat yapabilirsin. Özellikle bu Silindirin belli bir parçasını alıp ona göre işlem yaptırabiliyorlar. Soru sorabiliyorlar. İşte o sorularda ne yapacaksın? Prizma mantığı düşünerekten daha rahat bir şekilde sonuca ulaşırsın. Benim tavsiyem bu şekilde. Biraz sonra sorularda da bunları da göreceksin. Hadi bakalım. Burada da zaten hepsini yazmışız. Burada yazılanlara yukarıda anlattık zaten. Örnek 1 ile başlayalım. Örnek 1 ne diyor? Taban yarıçapı 4, yüksekliği 15 birim olan dik silindir üzerinde birbirine en uzak iki nokta arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Hemen ne yapalım? Bir silindiri çizelim şöyle. Hop tabanı ve tabana aynı olan şekil şöyle çizdik ve birbirine en uzak iki nokta alacağım. E hocam birini en üstten alırım, birini en alttan alırım. E birini buradan aldık mesela. Hadi buradan aldığımız zaman şu altta hocam şu da olabilir bu da bu da bu da bu da bak hop şöyle ne oluyor yakınlaşıyoruz uzaklaşıyoruz. Yani en zıt tarafındaki şurada alırsam ben buradaki noktayı o zaman aralarındaki uzaklık en fazlayı bulmuş olur muyum? Evet bulmuş oluruz. E ne diyordu bize taban yarıçapı çapı 4. Hocam 4 ise e, o zaman burası da 4. E bu yükseklik zemine dik. Bu arada eğik prizmalarda e, var normalde ama müfredatta var mı yok. Eğik prizmada karşımıza çıkarsa hacim yine aynı. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde bulursunuz. Neyse şurada burası 90 derece. Yüksekliği de 15 derece. 15 olarak vermiş. E burada bir pisagor bağıntısı. Olay bitti. 8, 15, 17 üçgeninden cevabı ne buluruz? 17 olarak buluruz. Evet örnek 1'in cevabı 17 yaptı. Geldik örnek 2'ye. O1 ve O2 taban merkezleri olmak üzere yanda verilen silindirin yüksekliği ve taban çapı 12'şer birimdir. Evet. Yarı çapı kaç oldu o zaman arkadaşım? 6 yükseklikte 12 olarak verilmiş. T taban dairesinin çevresi üzerinde bir nokta olduğuna göre O1 T nedir diye soruluyor. E herhangi bir nokta O1 T soruluyor. E madem bize O1 O2 vermiş O1 O2 kullanacağız kardeşim. Şu O1 O2'yi birleştirince yüksekliğe eşit olmaz mı? Olur. Çünkü bu da merkez bu da merkez dik üst üste konulmuş ya. O zaman bu iki düzlem arasındaki uzaklık yapar. Yani burası kaç yaptı? 12 yaptı. E ben havada bir çizgi varsa bunu ne yapıyorduk? bir üçgen oluşturuyorduk. Dik üçgene karşı getirtiyorduk. Çünkü şunu şöyle çizince bu zemine diktiği mi? Evet. E, o zaman bu da yarı çap. Ve burada bir pisagor bağıntısı çıktı. E burası da 1 2 kök 5 üçgeninden ne çıkar? 6 kök 5 çıkar. Cevap 6 kök 5 oldu. Geldik örnek 3'e. Taban yarı çapı 2 ve yüksekliği 8 birim olan dairesel silindirin yüzey alanını ve hacmini bulunuz. Arkadaşım şöyle e, ne yapayım? Yan tarafına şöyle sadece yarı çapını ve yüksekliğini gösteren bir silindir şey yapayım. Yarı çapı kaçmış? 2. Yüksekliği kaçmış? 8. Şimdi hacim basit. Hacim dediğimiz şey nedir? Taban alanı çarpı yükseklik. Yani pi r kare çarpı h eşit olacak. O da kaç yaptı? 32 pi'ye eşit oldu. Evet biz burada hacmi bulduk. Şimdi sırada ne var? Alan var. Hadi alanı da bulalım. Alan da neydi? Alan taban alanı artı yanal alan. Taban alanı derken taban alanları. Taban alanı pi r kare pi r kare. Ama bundan kaç tane var? 2 tane var. Altlı üstlü. Artı yanal alanı. Yanal alanda taban çevresi. Taban çevresi 2 pi r kadar. Çarpı bir de yükselt dersek olay bitti. E buradan ne geldi? 4 4 kere 2 8. 8. 8 pi artı 32 pi yaptı burası. E bu da alan olarak da ne yaptı o zaman? 40 pi eşit oldu. Yani cevap 40 pi oldu. Geldik örnek 4'e. Örnek 4'te ne demiş? Taban alanı ile yanal alanı sayıca birbirine eşit olan bir dik silindirin hacmi 108 pi birim küp olarak verilmiş. Hemen bir silindir şöyle rastgele çizeyim şuraya. Şekli anlayabilmek için. En azından değerleri şey yapmak için. Bunun yarı çapı R olsun. Bu da yüksekliği de H olsun. Şimdi taban alanı. Taban alanı. Bak taban alanları dememiş. Dikkat. Taban alanı demiş. Yani pi R kare. Taban alanı sadece tek bir tabanın alanı. Pi R kare dairenin alanı. Sayıca Yanal alana eşitmiş. Yanal alan neydi? Taban çevresi. Yani 2 pi r çarpı h. Taban çevresi çarpı yükseklik. E buradan r'ler gitti. Pi'ler gitti. Buradan r'yi ne bulduk? 2 h bulduk. Şimdi adam bize ne demiş? Hacmini vermiş. 108 pi ne eşittir arkadaşım? Taban alanı. Yani pi r kare çarpı h eşittir. Gel burada r yerine h yaz. R yerine 2 h yaz. Olay bitsin. Ya da bizden taban çapı isteniyor ya. H eşittir R bölü 2 değil mi buradan? R 2 H eşitse H da R bölü 2 eşittir. E burada yaz yerine şuradaki piler gitsin. 108 eşittir. Burada H yerine R bölü 2 yazacağım. R kare çarpı R bölü 2 yazınca. O zaman bölü 2 öbür tarafa gidince 216 eşittir. R küp yaptı. R de buradan ne geldi? 6 geldi. Ama cevap 6 mı? Değil. Çünkü bizden ne isteniliyor? Tabağın çapı isteniliyor. Çap dediğimiz nedir? 2R'dir. O da neye eşittir? 12'ye eşittir. Çünkü R'yi 6 bulduğumuzdan dolayı. Yani örnek 4'ün cevabı böylelikle 12 yaptı. Ve geldik örnek 5'e. Taban merkezleri O1 ve O2 olan bir dik silindiri çekildik gibi 1 bölü 6'sı çıkartılıyor. E 1 bölü 6'sı çıkartıldıysa elimizde ne kaldı? 5 bölü 6'sı kaldı. Şimdi silindirin çapı ile yüksekliğin uzunluğu birbirine eşittir. E burası R iken H dediğimiz ne verilmiş? Çap. Yani 2R'ye eşit verilmiş. Yukarıdaki cismin hacmi silindirin 5 bölü 6'sı değil mi? Evet ya da prizma mantığından gidebilirsiniz. 1 bölü 6'sı çıkartıldı ya burada kaç kaç derece? 60 derece. E burası 60 ise burası nedir? 300 derece. E o zaman prizma mantığından gidebilirsiniz. Bunun hacmi. Hocam tabanı ve tavanı aynı. Şu daire diliminin alanını bulabilirim ben. Pi r kare 300 bölü 360 deyip bir de yüksekle çarparsak Eşittir 360 deyip o şekilde yapabiliriz. Ya da şu mantıktan gidebiliriz. 1 bölü 6'sı çıkartıldı. Tüm silindirin 5 bölü 6'sı var elimizde. O zaman ne diyeceğiz? Tüm silindirin hacmini bulayım. Pi R kare çarpı H. H dediğim 2R. E ben bunu bir de 5 bölü 6 ile çarparsam. Çünkü 5 bölü 6'sının hacmini bize 360 Pi olarak vermişler. Bunu 360 Pi'ye eşitlersem olay bitecek. Şunlar gitti. Ondan sonracığıma 5 kere 2 10 gitti. Bu... 360 ona böldüğümüzde 36 kaldı. Burada R küp kaldı. Öbür tarafa 36 ile 6'ın çarpma 216 yaptı. R'yi de böylelikle ne bulduk? 6. Evet R 6 çıktı. 2 R'de kaç çıktı? 12 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Yukarıdaki cismin hacmi 360 pi birim küp olduğuna göre çıkarılan parçanın yüzey alanı nedir diye soruluyor. Hocam çıkarılan parça 6'da birlik bir silindir deyip bak şimdi 6'da birlik bir silindir deyip silindirin alanının 6'da biri diyebilirsin. İşte o zaman yanlış yaparsın. Dostum dikkat et. Çıkarılan parça şurada. Hatta ayrı bir yere çizeyim istersen. Şöyle çizeyim şuraya. Bak şimdi. Burada yorumlayalım güzel bir şekilde yorumlayalım. Şöyle bir şey. Şunu da çizdik şöyle. Altta birlik kısmı. Evet, şu ve şu. Çıkarılan parça bu. Sakın ama sakın. Alanda, hacimde evet tüm silindirin hacminin altta biri diyebilirsin ama alanda bunu diyemezsin. Niye? Silindirin parçası şurası. Şurası yapıyor. Bir de ön yüzeyi yapıyor ama şu yan yüzeyler var mıydı? Önceden yoktu. E biz bunları kestiğimiz için ayrıyetten oluştu mu bunlar? Oluştu. Ha birinci yol şu şekilde yap. Silindirin alanını bul. Altıda birini al. Bak tüm alanını bulup altıda birini al. Bir de o dikdörtgenlerin alanlarını ekle. O şekilde sonuca ulaşabilirsin. Ya da bence şöyle yapman daha mantıklı. Yarı çapı 6, 6 yüksekte 12 ya. Şimdi şunlara baktığın zaman. Hocam şu tabanı ve tavanı aynı olan şekil. Yani bu bir nedir? Prizma değil midir? Evet. E, prizma ise prizma mantığından yapabilirsin. Bence prizma mantığından yap. Prizma mantığından yapalım. O zaman alan dediğimiz şey. Taban alanları. Hocam taban alanında altta birlik kısmı olduğu için burası 60 derece ya. O zaman burada 60 dereceyi kullanacağım. Yani pi r kare. Altının karesi. Çarpı 60 bölü 360. Evet taban alanı bu. Ama bir de çarpı x yok mu? Çarpı 2'yi kesinlikle ama kesinlikle unutma. Çarpı 2. Ondan sonra artı yanal alan. Yanal alan da taban çevresi çarpı yükseklik değil mi? Evet. Taban çevresinde 6 6 var. Bir de bu yay uzunluğu var. Buradaki yay uzunluğu da nedir? Yay uzunluğu 60 derecelik yay uzunluğu. O da 2 pi r. 60 bölü 360 değil midir arkadaşım? Evet. Bu da kaç yapıyor? Sıfırlar sadeleşti. Ondan sonra 36'lar sadeleşti. 2 pi'ye eşit oldu. Evet burası 2 pi yaptı. E madem 2 pi taban çevresini yaptı. 12 artı 2 pi taban çevresi çarpı yükseklik deyince olayı bitireceğiz arkadaşım. Evet bak prizma mantığından yap. Böyle bir silindirin videonun başında da söylemiştim. Belli bir parçasını aldığımızda aslında bu nedir? Bir prizma. Evet o yüzden prizma mantığından yapmak daha mantıklı olur. Bilmiyorum bana öyle geliyor. Siz dediğim gibi silindirin altta birlik alanını bulup bir de o dikdörtgenleri de ekleyebilirsiniz ama o şekilde bazen hata yapabiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden burada silindirle ilgili işlemler yaparken özellikle bir parçasında işlemler yaparken prizma mantığını düşünmen bence daha hoş olur. Evet böylelikle ne geldi? Sıfırlar sadeleşsin, 36'lar sadeleşsin. Burada 12 pi yaptı burası. Artı şunu da dağıttığın zaman 144 artı 24 pi yaptı. Böylelikle cevabı ne bulduk? 36 pi artı 144 olarak bulduk. Evet. Gördüğünüz üzere prizma mantığını düşünerekten bu şekilde sonuca ulaşmış olduk dostum. Evet. Unutma. Güzel bir şey. Geldik örnek 6'ya. Evet. Önceden integralde böyle döndürme soruları falan çok karşılaşıyorduk ama integralde kaldırıldı. İşte döndürüldüğünde cismin hacmi falan filan. Ama artık geometride, yani şeyde kaldırıldı ama geometride karşımıza gelebilir. Çünkü bunlar dönel cisimler. Yani bir konide ya da ne bileyim bir silindir döndürülerek oluşturulabildiği için buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Hatta öncelikle bir birkaç antrenman yapayım sizinle birlikte. Bak şimdi. Şunu şöyle dikdörtgeni bu kenar etrafında döndürdüğün zaman yapman gereken tek şey hop o doğruya göre simetriyi al katlamasını al. E böyle döndüreceksin ya Döndürdüğün zaman uç noktaları da yuvarlakları koy. Bitti. Şurası A burası B iken. Bak ne oluyor? Bak bak dikkat et şimdi. Hop böyle yuvarlakları koydun. Hani elips gibi. Yatay doğru döndürdüğünde yuvarlakların dikey olsun. Yani elipsin dikey elips olsun. Şu şekilde. A ne oldu? Yarı çapı B yüksekliği de A olan bir şey çıktı. Peki şu şekilde ben şunun etrafında döndürmemiz istenilmiş olsaydı ne yapacaktık? O zaman buna göre simetriğini alacağız şöyle uç noktalar. Bu buraya gelecek. Bu da buraya gelecek. Bu sefer dikey doğru etrafında döndür. Civarlıklar böyle. Yani yuvarlaklarını yatay koy. Şu şekilde. Elipsin yatay elips olsun. Şöyle. Bak bu sefer ne oldu? Şurası A burası B iken bu sefer yarıçapın A yüksekliğin B olmuş oldu. Peki bu 360 derece döndürmede. Adam sana burada 180 derece döndür deseydi ne olacaktı? O zaman 180 derece döndür deseydi şu şekilde olacaktı hocam. Yani yarım silindir olacaktı. 90 derece döndür deseydi ya da 60 derece döndür deseydi daha da 60 derece döndürelim bir de 60 derece döndür deseydi o zaman 60 derece döndürme de şöyle olacaktı şurada kaç 60 derece yani şöyle bir 60'lık bir şey yukarıdaki gibi şuradaki cisimdeki gibi 60'lık bir ne oluşacak arkadaşlar silindir olacak İşte bunlarda da biraz önceki yaptığımız gibi sonuca ulaşabiliriz peki birkaç tane daha antrenman yapalım şöyle bir antrenman yapalım mesela şu dik yamuğu döndüreyim ben şu dik yamuğu döndüreyim. Bu dik yamuğu şunun etrafında döndürsem ne olacak? Buna göre simetriğini aldım. Katlamasını aldım. Uç noktalara yuvarlıklar koyacağım. Hop ne çıktı? Şöyle bir şey çıktı. Aa hocam silindir artı koni çıktı. Mesela aynı dik yamuğu şöyle döndürürsem ne olacak? Dikkat. Şöyle döndürürsem ne olacak? Şunun etrafında döndürürsem ne olacak? Buna göre simetriğini aldık. Uç noktalar buraya geldi. Bu buraya geldi. Bunları böyle döndürdüğüm zaman da şöyle bak Koni, koninin kesik hali karşımıza çıktı. Hatta bir tane daha döndürelim. Bunu da yukarı doğru döndürelim mesela. Şunu şu yukarı doğru döndürdüğüm zaman. Ne olacak? Yukarı doğru simetriğini aldık şeklin. Dolu olan kısma dikkat et yalnız. Hadi bakalım. Şöyle döndürdük. Yatay döndürme simetri ekseni olunca ne yapıyorduk arkadaşlar? Yuvarlaklarımız dikey olacak. Uç noktalara sadece şu şuraya gelecek ya. Yuvarlığa koy. Ne çıktı? Silindir çıktı hocam. Değil. Bak şurada boşluk var. Silindirin için ne yapmışım? Oymuşum. Yani silindirin içini koni şeklinde oymuşum. O şekilde bir şekilde karşılaştık. Evet, döndürmeyle de ilgili böyle şeylerle de karşılaşabilirsiniz. O yüzden arkadaşlar bunda da bunları da anlatmak zorunda hissettim kendimi. Ne olur ne olmaz diye bilseniz iyi olur sizin açınızdan. Şimdi geldik şuraya. A şıkkına bakalım. A şıkkı diyor ki AB etrafında 360 derece döndür diyor. Hadi döndürelim bakalım şunu. Bizim şurası kaç? 4. Burası kaç? 2. Ben bunu AB etrafında döndüreceğim. Hop şöyle döndürünce buna göre simetriğini aldım. Şöyle bir şey oldu. Hocam döndürme işlemimiz şöyle oldu. Çünkü yatay yuvarlaklarımız dikey olacak. Yarı çapı 2 yüksekliği 4 oldu? Evet. E şimdi bunun yarı çapı 2 yüksekliği 4 ise alanında hacmini de bulabiliriz. Alan dediğimiz nedir? Önce hacim bulalım. Hacim tabii tabii ki daha kolay. Hacim dediğimiz nedir? Hacim dediğimiz pi r kare çarpı h. Yani 16 pi mi yaptı? Evet. Hacmi 16 pi bulduk arkadaşım. Şimdi geldik öbürüne. Sonra öbürü dediğimiz nedir? Alanına bakalım. Alanda nedir arkadaşım? Alanda taban alanları pi r kareden kaç tane var? 2 tane var. 2 taneyi unutma. Ben çok unutuyorum. Sen unutma. Artı yanalanan, alan. Yanal alanında taban çevresi. 2 pi r çarpı h mı olacak? Evet. E o zaman burası ne yaptı? 2 kere 2 4 8 pi mi yaptı? Evet. 8 pi artı 4 kere 4 16 pi. 16 pi yaptı. Burası da kaç yaptı? 24 pi'ye eşit oldu. Evet. Hacim şu oldu. Alan ne oldu? Bu oldu. Hacim 16 pi. alanda 24 pi'ye eşit oldu. Peki bu A şıkkını bu şekilde bulduk. Şimdi gelelim B şıkkına. B şıkkında da ne diyor? Şimdi şunu döndüreceğiz. Ama bu sefer nasıl döndüreceğiz? Dikkat. Şunun etrafında döndüreceğiz. Yani BC etrafında 90 derece döndür diyor. BC etrafında 90 derece döndürülmüş hali. Şu şekilde arkadaşım. Belli bir şekilde döndürdük. Tam döndürmedik. Tam döndürsek yapışacak. 90 derece döndür diyor. Hocam o zaman işte burası 90 derece. 90 derece Hop bu uç buraya geldi dönerken bu uç da buraya geldi. Ha bunu çizmekte zorlanırsan. Normalde bak şöyle bir şey çizdim. Yani silindirin kaçta kaçlık kısmı yaptı bu? Dörtte birlik kısmı yaptı. Sen şu şekilde yapabilirsin. Silindiri çizersin şöyle normal bir silindiri çizersin. Sonra 90 dereceliğini bulmaya çalışsın. Hocam 90 dereceliği şu işte. Şuradaki 90 derece. ya da şöyle çizersin 90 derece. Tabi zeminde de göster şöyle. E sonra şunu da şöyle çizince. İşte buradaki parça olduğunu bu şekilde de yaparsın. 60 derse 60'lık dilim. İşte şey derse şu, tabi şu merkezleri de birleştirirsen en azından şeyi de görmüş olursun. Şuradaki yandaki dikdörtgenleri de şu şekilde görmüş olursun. Tamam O yüzden buna dikkat et bu şekilde de yapabilirsin. Ama bunu da çizmeyi de öğrendi. Ya ne yapacaksın? Dikdörtgeni koydun şöyle. 90 derece dedi. 90 de dese 60 dese şöyle yap. E şu uç noktaları birleştir. 90'sa 90 ise burayı 90'ı yapıştır. 60'sa 60 ise buraya 60'ı yapıştır. 180 derse de zaten biraz önce de zaten bunu göstermiştik sorunun başında. Neyse şimdi öncelikle bize ne diyor? Alandan bahsediyor. Alanını bulalım. Ama hacim alanın alandan önce hacim bulmak daha mantıklı değil mi? Evet hacimden bahsediyor hacim bulalım. Hacim dediğimiz şey taban alanı çarpı yükseklik. Bu arada burası 4 burası da 2. Yani bizim şu kenar dörtgen yükseklik de 2 olarak verilmiş ya. O zaman yarıçapı 4 yüksekliği 2 olan şuradaki cismin hacmini bulacağım. Şöyle yapabilirsin. Silindirin hacminin dörtte biri diyebilirsin. Ya da hocam bu nedir? Şöyle baktığın zaman taban alanı. Bu bir prizma değil mi? Evet. Taban alanı çarpı yükseklik şeklinde yorumlayabilirsin. Hadi yorumlayalım. Taban alanı dediğimiz pi r kare bölü 4 çeyrek daire olduğundan dolayı ya da pi r kare 90 bölü 360 da diyebilirsin. Pi r kare bölü 4 çarpı yükseklik. E buradan şu 4'ler sadeleşti Dört kere 2 kaç yaptı? 8 pi yaptı. Hacmi bulduk. Hacim dediğimiz bu. 8 pi. Hadi gel şimdi alanı bulalım. Alan dediğimizde ne yapıyorduk arkadaşlar? Taban alanları artı yanal alan şeklinde yapıyorduk. Taban alanları nedir? 2 tane çeyrek daire değil mi? Evet. Yani pi r kare bölü 4 taban alanı. Çünkü çeyrek dairenin alanı. Pi r kare bölü 4. Ama bundan kaç tane var? 2 tane var. Artı yanal alan. Yaralanan da taban çevresi çarpı yükseklik değil mi? Evet. alan taban çevresi hocam 4 burada 4 burada bir de buradakini hesaplarsa kolay bitti. Burası da çeyrek dairenin yay uzunluğu değil mi? Evet. Yani 2 pi r bölü 4 olacak. O da 2 pi'ye eşit oldu arkadaşım. Evet. O zaman 8 artı 2 pi mi yapacak buradaki taban çevresi? Çünkü 2 pi burada 4 4 burada 8 artı 2 pi yaptı. Bir de bunu ne ile çarpacağım arkadaşlar? Taban çevresi çarpı yükseklik olduğu için 2 ile çarpacağım. E buradan ne geldi? 4ler gitsin. Hocam burası 8 pi geldi. Artı burada da 16 artı 4 pi geldi. E buradan ne geldi o zaman? 12 pi artı 16 geldi. Böylelikle cevabı alanında bu şekilde 12 pi artı 16 şeklinde bulmuş olduk. B şıkkının. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar şu soruda şu soruda hemen hemen aynı böyle Silindirin belli bir parçası kullanıldığında ne yapıyorsunuz? Prizma şeklinde düşünüp onu o şekilde yorumlamanız bence daha önemli. Bence o şekilde daha rahat ve işlem hatası bir şekilde yapabilirsiniz. Yoksa burada 90 derece döndürdüğünde a 90 bölü 360 yani 1 bölü 4'lük silindir yapıyor deyip buradaki dikdörtgenlerin alanlarını eklemeyi unutabilirsiniz. Tabii ki bunun alanını bulurken tüm silindirin alanını 4'te 1'i deyip bir de buradaki dikdörtgenler döndürmede yapışmadığı için dikdörtgenler olacak ya o dikdörtgenlerin alanını da hesaplayarak sonuca tabii ki ulaşabilirsiniz. A ve tercihim bundan yana demiştik size. Evet gençler böylelikle A ve B şıkkının cevaplarını da bulmuş olduk ve geldik bir sonraki soruya. Ne diyor? Yandık şekilde yarı 2 birim olan silindirin içinde bir miktar su vardır. Bir de 5 birim olarak verilmiş yarı 2. Buna göre diyor hacmi pi birim küp olan demir bloklardan en az kaç tane atılırsa silindirin içindeki su taşır. Taşar. <laughs> gençler. Şimdi bunun içine atacağım. Ben bunu bunun içine attığım zaman şunu şunun içine attığım zaman ne oluyor? Hocam tam battığı zaman hacmi kadar su yükseltmiyor mu? Evet. Ben bunun bir tanesini attığım zaman ne olacak? Bir tane şöyle pi yükseldi. E ben bundan bir tane daha atsam bir tane daha pi yükseldi. Böyle 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 gidecek mi? Gidecek. E o zaman ben bunun taşmasını istiyorsam ne olması lazım? Bunun taşmasını istiyorsam e, o zaman bundan x tane atacağım. X tane attığım zaman da şu beyaz kısmın dolması lazım. E bu beyaz kısmın dolması için de ne olması lazım arkadaşlar? X tane pi atacağım. Yani X tane pi'nin hacmi şurayı doldurmam lazım. X tane pi'nin şunun hacminden ne olması lazım? Büyük olması lazım. Atıyorum 5 tane attım. 5 tanesi buraya denk geldi. Ama 6.yı da atarsam taşacak. O yüzden onun o şekilde düşünmek lazım. O zaman diyeceğiz ki x tane pi hacmi attık üsttekinin hacmini doldurması lazım. Yani bunun yarıçapı 2. Pi r kare çarpı h'tan x tane pi'nin x tane pi'nin pi r kare çarpı h'tan ne olması lazım? Büyük olması lazım ki taşsın. Eşit olsaydı hacimleri eşit olacaktı. Ama ben taşmasını istiyorum. Taşmasını istemek için de ne yapacağım arkadaşım? X tane pi'nin bundan büyük olması lazım diyeceğiz. E o zaman burada pi'ler gitti. Pozitif sayı olduğu için tabii ki. Buradan da ne geldi? X büyüktür 20 geldi. E buradan da x büyüktür 20 ise en az kaç tane atarsam olur arkadaşlar? 20 tane attığımda tam hacimler işte oluyor. 21. 21. attığımda ne oluyor arkadaşım? 21.'ye attığım zaman da burada bir taşma söz konusu. Aklıma şey geldi. VIP fizik anlattı ve deneyle anlatmış. çok hoşuma gitti. E kohezyon ve difüzyon muydu? Neydi öyle bir şey? Ya yani burada <laughs> o tehlike de var. Bu e, pi dediğimiz şey küçükse böyle a, hatırlayın o videoyu. Kohezyon'daydı galiba ya. İlk videolardaydı. Attığın zaman su direkt böyle e, taşmayabilir ki. Şöyle bir bombeli durum da oluşabilir aslında. O yüzden bu soru aslında tam net bir şekilde doğru bir soru değil. Çünkü çok böyle az bir birim kimse ya da kap, kap büyükse böyle o cismi attığın zaman ne olacak? Şöyle bir şey de oluşabilir. Yani kapın seviyesinde böyle şurayı aşınca hemen şey su dökülmüyor arkadaşlar. İsterseniz Kemal Hoca'nın o videosunu izleyin. Kohezyon çok da güzel bir şekilde deneyle anlatmıştı. Düfüzyon mu kohezyon mu ya da ikisi de aynı mıydı öyle bir şeydi. İkisi de farklı şeylerdi ama aklımda kaldı. Çok da güzel bir şeydi. Böyle suyu atıyor ya yani ne bileyim ya da su damlacıklarını koyuyor koyuyor koyuyor. O su damlacıklarında mı oluyordu yoksa ya? Bir şey atınca da herhangi bir şekilde bir şey atınca da olur muydu ya? Bilmiyorum valla onu siz bir bakın ya da yorum yazın. Sadece su damlası koyarsam ya da bir bombellik oluşacak böyle. Cism atınca taşar mı? oluşabilir. Bakarsınız tamam mı? O videoya bakın. Bak demek ki ben tam anlamıyla bakmamışım o videoya. Neyse. Ama e, mantık yani ne olacak arkadaşlar? Burada 21. attığımız zaman ne oluyor? Suyun taşması lazım olacak. Çünkü buranın hacminden büyük olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam. Evet geldik bir sonraki soruya. Örnek 8'e. Şekildeki havuz iç içe geçmiş iki silindirden oluşmaktadır. Dikkat edin arkadaşlar. Bu soru mantığı ÖSYM'de çok sevilen bir mantık. İlla suyla olmak zorunda değil. Şimdi buradaki suyu mesela ben buraya boşaltmışım. Ö ÖSYM nasıl sordu? Al, bunu mum yaptı böyle. Yaktı. Buradaki kısmı eridi. Burayı doldurdu. Aynı şey değil mi? Aynı şeyin laciverti sadece. E yüzden buradaki mantıktaki sorulara dikkat edin. Çok da güzel bir sorudur bu. Evet diyor ki. Dıştaki silindirin yarıçapları çapları içteki silindirin yarı çapından 3 birim fazlaymış. Evet. Buraya R dersem. Burası da 3 olacakmış. R artıyor. Sonra yükseklikleri de 9'a kaçmış? 16'ymış. 9'a 16 ise bunun tamamı 16 olduğuna göre buraya kaç kaldı o zaman? 7 kaldı. E, ee, içteki silindirin tamamı su ile doluyken, yani şunun tamamı su ile doluyken ne oluyormuş sonrasında? 9 birim yüksekliğindeki musluk açıldığında silindirler arasındaki boşluk dışarıya su taşmadan tamamen suyla doluyor. Bu ne demek oluyor? Şuradaki suyla şu arayı dolduruyormuşum. O zaman bu arayla buradaki hacim birbirine eşit diyeceğiz. Yani şöyle diyebilirsiniz. Pi r artı 3'ün karesi eksi pi r kare. Bir de yüksekle çarpınca hacmini bulursunuz. Yani şu aradaki hacmi bulacağım. Pi r artı 3'ün karesi çarpı 9 eksi pi r kare çarpı 9 deyip aradaki hacmi bulacağım. O da eşittir pi r kare çarpı 7. Yani bunun hacmini eşit diyebilirim. Ama bu daha da daha böyle ne oluyor arkadaşlar? Daha da uzayacak gibi. Bunun daha kısa bir yolu var mı? Bak dikkat et. Şuraya v1. Buraya da v2 dersem. v1 artı v2 suyun hacmi çok önemli. V su ne eşit arkadaşlar? V1 artı V2 eşit değil mi? Evet. buradaki suyu boşaltınca araya mı geliyor? Evet. A burası da V2 oldu. A V1 artı V2 hacmi. Aynı zamanda 9 birim yüksekliğindeki şuradaki silindire de geniş olan silindirin hacmine de eşit olmuyor mu? Oluyor. İşte bu şekilde bu mantıkla da yapabilirsin bu soruyu. Gerçekten güzel bir soru. Evet V1 artı V2'yi yazayım. Öncelikle V1 artı V2 küçük ve yüksekliği 16 olan yani pi r kare çarpı 16 eşit. Değil mi? Çünkü v1 artı v2 burası. Sonra aynı zamanda v1 artı v2 geniş olan silindirin hacmine eşit. Pi r artı 3'ün karesi çarpı yükseklik kaç? 9'a eşit olacak. E buradan pi'ler gitti. Her ikisi de v1 artı v2 eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Buradaki pi'ler gitti. E burada R kare bölü R artı 3'ün karesi eşittir. 16'yı da öbür tarafa atalım. R artı 3'ü buraya attıysak 9 bölü 16 yaptı. Her iki tarafın kare alacak olursam R bölü R artı 3 eşittir. 3 bölü 4'e eşit oldu. Buradan işler dişler yaparsak hocam eksi 3 bölü 4 eşit eksi 3 bölü eşit olmaz mı bir de ee, arkadaşım şimdi burada R pozitif bir tavsiye olduğundan negatif bir sayı olamaz. O yüzden sadece 3 bölü 4 diyeceğiz. İçler dışlar yapınca 4R eşittir. 3R artı 9 yaptı. R'yi de böylelikle kaç bulduk? 9 bulduk. Bizden ne isteniyor? Buna göre silindirlerin yarı çap uzunlukları toplamı nedir diye soruluyor. Bir silindirin yarı çapı kaç? 9. R'yi 9 bulduk. E bir de R artı 3 var. R artı 3'e de bakacak olursan o da kaç yapıyor? 12 yapıyor. Bizden 9 artı 12 isteniyor. O zaman cevap ne yapacaktır? 21 yapacaktır. Evet örnek 8'i böylelikle 21 bulduk. Güzel bir soru. Dikkat. Geldik örnek 9'a. Bak şekilde yarı çap uzunluğu 6 birim ve yüksekliğinin uzunluğu 10 birim olan içinde bir miktar su bulunan silindir verilmiştir. Buna göre silindirin içindeki suyun hacmi nedir diye soruluyor. Ta videonun en başında demiştik. Arkadaşlar silindir konusunda bir prizma olarak düşündüğünüz zaman hayat kurtulur. Burada bir silindir var mı? Prizma var mı daha doğrusu? Var hocam bak tabanı ve tavanı aynı olan bir şekil. Yani silindirin içindeki su aslında bir prizma. Daire parçasından oluşan tabanı ve tavanı aynı ya daire parçasından oluşan bir prizma. Evet o zaman onu düşüneceğim burada. Hadi bakalım düşünelim burada. Ben şimdi ne yapacağım? Şöyle bir şey. Hani şurada yorumlayayım ben onu. Şöyle bir daire var elimde. Bu dairede şöyle bir daire parçası var. Bu daire parçasının alanını bulacağım ben. Çünkü hacim dediğim taban alanı çarpı yükseklik. Ve burası da 6 kök 2 olarak verilmiş. O zaman yükseklik de belli mi belli. Bak şurası tabanlar burası iken yükseklikte burası. Yükseklikte 10 olarak verilmiş zaten bize. Taban alanını bulacağım ben şimdi. Taban alanı için daire parçasının alanını bulurken ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir daire dilimi oluşturuyorduk. Hadi oluşturalım. En etkili silahımız yarıçap çizmek. 6 6. A 6 6 6 kök ki ne çıktı burada? 90 derece oldu. O zaman ben buradaki parçanın alanını bulabilirim. Buradaki parçanın alanı nedir? Şu Daire diliminin alanından neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartırsam taralı alanı bulurum. Olay bitti. O zaman pi r kare bölü 4. Çeyrek dairenin alanından neyi çıkartacağım? Üçgenin alanı çıkartacağım. Üçgenin alanı nedir? 6 çarpı 6 bölü 2 çıkartacağım. Hop bu. Taban alanı bu. Arkadaşlar taban alanını bulduk. E o zaman taban alanı çarpı bir de yükseklik dersek olay bitti mi? Bitti. Hacmi de bu şekilde buluruz. O zaman burası 36 bölü 4'ten 9 pi. 9 pi eksi 18 oldu. Bir de bunu 10 ile çarparsam bu da 90 pi eksi 180'e eşit olacaktır. Yani sen silindir konusunda sadece silindiri düşünme. Silindiri aynı zamanda bir prizma gibi düşün. Soruları rahat bir şekilde yaparsın kardeşim. Bu dediğimi sakın ama sakın unutma. Tamam mı? Gördün mü? Bak silindirde herhangi bir parça bundan önceki sorularda yapmıştık. iki tane soruda yapmıştık. Silindirin bir parçası sorulduğu zaman yine prizma gibi düşünüp işlem yapmıştık. Silindirin içine de böyle bir su koyup yan yatırıldığı zaman işte silindirin herhangi bir parçası olmuş oluyor bu da. Bunda da yine ne yaptık? Yine prizma mantığından yola çıktık. Güzel bir soru. Yani sen silindirle prizmanın iç içe düşün ve bazı soruları da prizma gibi düşünüp ona göre işlemini yap. Tamam Ve geldik bu videonun son sorusuna. Evet özdeş 3 tane silindir şeklindeki piller şekildeki gibi taban yüzeyleri görünmeyecek şekilde batlanıyor. Evet, 3 tane pil yan yana ve bunları bantlamışım. Pillerin taban yarıçapının ve yüksekliğinin uzunlukları sırasıyla 2 ve 6 santimetre olarak verilmiş. Kullanılan bantın yüzey alanı en az kaçtır? Ben şimdi yan tarafını bantladım ya. Hani şuradaki bant dışarıya taşmayacak şekilde diyor yani en az demekle. E o zaman benden şuradaki cismin nesi isteniyor arkadaşım? Yanal alanı isteniyor. bantı yandan şey yapmışım. Bu prizmamı evet. Tabanda da 3 tane daire var. Tavanda da 3 tane şöyle daire yok mu arkadaşlar? Tabanı ve tavanı aynı olan şekle biz prizma diyoruz. Bu prizma bu sefer 3 tane silindir yan yana gelerek konulmuş. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? İşte bunun yanal alanını bulmaya çalışacağız. E şimdi yanal alan için yanal alan neydi? Taban çevresi çarpı yükseklikte. E taban çevresini bulmamız lazım. Çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir. Merkezleri birleştir. Yarıçap 2 birim olarak verilmiş. Merkeste'ye çektik. Şöyle. Merkeste'ye çektik. Tamam. Sonra merkeste'ye çektik. Merkeste'ye çektik. E hocam taban çevresinde şunlar var. 2, 4, 6, 8. 8 burası. Hocam burası da var. 8 burası. Hocam şurası da var. Burası da var. Bu yay uzunlukları da var. Hocam yay uzunluğu. Bak dikdörtgenden dolayı 90 burası. Burası da 90. Burası 180 mi yaptı? Evet. 180 olduğu için yarım yay uzunluğu. Burası da 180 yaptığı için yarım yay uzunluğu. Yani tam yay uzunluğu yaptı. E o zaman taban çevresi 8, 8, 16. 16 var artı yarım artı yarım tam bir çemberin çevresi yapacak. O da 2 pi kadar yapacak. E taban çevresini bulmuş olduk. Çarpı bir de yükseklik. Yüksekliğini de 6 olarak vermemiş miydi arkadaşlar? Evet. Çarpı 6 dersek olay biter. O zaman 96 artı 24 pi şeklinde cevaba ulaşırız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Gördünüz. Yani silindirde sadece silindir mantarı değil. Bak bu videoda 4 tane böyle bir soru yaptım. Prizma mantığını da kullanabilirsiniz. Yani silindirle prizmayı iç içe düşünüp ona göre işlem yapın. Ya silindirin belli bir parçası alındığında böyle prizma mantığı düşünebilirsin. Ya da silindirlerle bir şekil oluşturduğunda da yine bir prizma mantığını oluşturabilirsin. Bak 3 tanesi yan yana gelip o şekilde yapmış. Ha belki bu pilleri şöyle koyup böyle de üst üste koyup şey yaparlardı. O zaman şunu şöyle yapacaksınız. Çember bilgisi. Yani eski konuları atıfta bulunacak o zaman. Yani yine rahat bir şekilde yaparsın kardeşim. Ama sadece silindir değil. Prizma olduğunu da unutma. Evet böylelikle ilk videoyu da bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten güzel bir şey. Yani silindir gerçekten kolay. Ama prizma ile iç içe düşündüğün zaman gerçekten kolay. E bundan sonrasında ne yapacağız? Şöyle değişik hacimlerle ilgili bir şey yorum yapacağız. Bir de yüzey sorularından bahsedeceğiz. Tabii karınca soruları olmazsa olmaz her tarzından bahsedeceğiz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.